Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız memleketi Nevşehir'de bir trafik kazasına karıştı. Maalesef bir kişi hayatını yitirdi. Aksaray'da yaşayan gurbetçinin otomobili karşı şeride geçti ve karşı yönden gelmekte olan hafif bir ticari araca çarptı. Gurbetçi Sami Biçen kontrolündeki biçen plakalı otomobil Aksaray Nevşehir Karayolu'nun 20. kilometresinde iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen Ahmet Alperen yönetimindeki 50 AB 749 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine kaza sonrası çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Hafif ticari araç sürücüsü Alperen olay yerinde yaşamını maalesef yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü gurbetçi vatandaşımız Biçen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun diyoruz. Maalesef trafik kazaları bitmek tükenmek bilmiyor. Özellikle Sıla yolu zamanında aldığımız kazaların sayısı da maalesef kurbetçilerimizin karışmış olduğu kazaların sayısı Sıla yolu döneminde izin döneminde daha da artıyor. Söyleyecek çok fazla sözümüz yok. Dikkatli olun demekten düşünebiliyor musunuz? Aracınız karşıya geçiyor ve birini öldürüyor. Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz Avrupa'da Avrupa'nın merkezinde tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Iraklı, Suriyeli ve dünyanın değişik noktalarından Estonya'ya giden ve Avrupa'ya geçmek için bekleyen çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı yaklaşık 2000 kişi bu soğukta Avrupa'nın soğuğunda tam Estonya-Litvanya sınırında büyük bir işkence ile karşı karşıya. Kıymetli izleyicilerimiz, her fırsatta insan haklarından, demokrasiden bahseden Avrupa'nın gerçekten gerçek yüzünü gösteren görüntüler. Yaklaşık 2000 kişi umutlarla dünyanın değişik noktalarından Avrupa'ya ulaşabilmek için büyük bir mücadele veriyor ama görüyoruz ki mülteci hakları göçmen hakları diye bir şey sadece kağıtta yazıyor. Zaman zaman Estonya tarafından Litvanya tarafına geçmek isteyen ailelere, kadınlara, çocuklara Litvanya sınır polisi askerleri tarafından köpekler saldırtılıyor ve son olarak böyle bir görüntü medyaya düştü. Bu görüntünün sadece fotoğraflarını vereceğim size. Çünkü bir insanın dahi içinin kaldırmayacağı görüntüler askerler bir insana köpeği kışkırtıyor ve daha sonrasında köpek bu insanın bacağından bir parça kopartıyor. Evet. Üzülerek anlatıyorum. Maalesef bunlar Avrupa'da yaşanıyor. Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa kendisine çalışacak olan köleleri bir taraftan ararken yanlış anlamayın beni. Köle kavramını ben Avrupa'nın bu yüzünü gördükten sonra kullanmaya başladım. Çünkü Avrupa diyor ki, seçmece karpuz gibi şu şu özellikleri taşıyan insanları alırım, geri kalan hepsini def ederim diyor. Şu anki tablo bu arkadaşlar. Bu insanların dayanacak gücü kalmadı. Bu insanlar belki o soğuktan donacaklar. Çoluk, çocuk, aile hepsi perişan vaziyetteler. Avrupa Türkiye'ye yaptırım baskısı uyguladı ve İstanbul'dan Estonya'ya gelen tüm uçuşları bu insanların Yemenlerin, Irakların, Suriyelilerin geliş gelişlerini yasakladı. Türkiye'de böyle bir adımı nasıl attı anlamış değilim. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon göçmen mülteci varken böyle bir adımın atılması bana göre doğru bir şey değil. Türkiye adeta bir göçmen oteli haline gelmiş durumda. Bu göçmenlerin zaten çok büyük bir kısmı Türkiye'de kalmak istemiyor. Bu insanların hedefi Avrupa. Hazır böyle istekli, gönüllü insanlar varken bu insanların önünü neden kapatıyorsun? Neden? Görüyorsunuz Avrupa'nın Türkiye'ye bugüne kadar hiçbir menfaati dokunmadı, bundan sonra da dokunmayacak. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu saatten sonra yine olmayacak, yine olmayacak, yine olmayacak. Bu insanlar zaten gitmek istiyorlar Türkiye'den. Bırakın gitsinler. Avrupa'nın neyinden korkuyoruz biz? neyinden çekiniyoruz biz? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bizi oyalamaktan başka ne yapıyorlar? Terör örgütlerine destek vermekten başka ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Soruyorum size. Neyini gördünüz? 60 yıldır üyelik görüşmeleri yapan başka bir ülke var mı arkadaşlar? Bakın, Türkiye'de şu anda ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntı var. Dolar 11 liraya geçti. Euro 12 liraya geçti. Vatandaşın cebindeki para erimeye devam ediyor. Markette, çarşıda fiyatlar %50 oranında artmış durumda. İnsanlar almış oldukları paralarla geçinemiyor. İşsizlik rakamları 17 milyona ulaşmış vaziyette. Benzin fiyatları çıldırmış vaziyette. Her şey artmışımız. Şimdi böyle bir ekonomik tablo varken bir de göçmenleri düşündüğümüz zaman üzerine koyduğumuz zaman sanıyorum daha iyi anlıyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Türkiye niye kapatıyor kapıları? Aç kapıları kardeşim. Sadece uçak değil, Estonya değil. Bırak gitsinler. Zaten bu insanlar gitmek istiyor. Zorla tutamazsın ki. Bırak bırak gitsinler. Aç kapıları kardeşim. Aç kapıları. Avrupa'nın bize bir faydası yok, olmayacak da. Nedir bu? Nedir bu Allah aşkına? Nedir bu? İnsanlar görüyorsunuz yaşam mücadelesi veriyor o sınırda, ormanlarda, orada, burada. Neymiş? Avrupa'ymış. Hangi Avrupa'ya? Hangi Avrupa? Adı var, başka hiçbir şey yok. Neyi var? Ekonomisi düzgün tamam. insanlık sıfır. insan olsalar bu kadar çoluk çocuğu perişan etmezler. Türkiye kapılarını açtı milyonlarca göçmene. Milyonlarca göçmeni aldı. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, iş, gücü sahibi ya da kalifiye eleman demeden hepsini aldı. Bunlar kesmece karpuz gibi böyle bakıyorlar. Ne diplomam var, neyim var, onun var, buyum var. Ona göre alıyor ya da almıyor neyi bekliyorsunuz ne hayır gördünüz değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin